Bunlar ne böyle? Güneş Hanım'ın Rana Hanım. Boğazı izlemek için güzel bir yer seçmişsiniz. Evet, gerçekten çok güzel. Aa, bu arada isminiz çok güzel. Güneş. Teşekkür ederim. Babam koymuş adımı. Babam Urla'da balıkçıydı benim. Bizim oralarda her şeyi güneşe göre yaparlar. Güneş doğunca çıkarlar, batınca dönerler. Güneş gidince havada patlar. Sanki hava patlamış gibi dertlisiniz. Haluk'un eski eşiyle karşılaştık da bugün. Aa, Sevilay'la mı? Nerede? Sevilay'la İnci arkadaşlar sanırım. Evet, onların arası iyidir. Yoksa size bir saygısızlık mı yaptı? Yani, önemli değil. Gereksiz bir karşılaşma olmuş. İnci sizinle konuşmasına müsaade etmemeliydi. Yok canım, ya o nereden bilecekti ki? Evet ama, yani nasıl desem, Sevilay biraz patavatsız olabilir. Haluk Sevilay'la nasıl ayrıldı? Bu soruya Haluk daha tatmin edici cevaplar verecektir. Ama ben son zamanlarda çok ama çok kavga ettiklerini söyleyebilirim. Neyse, ben de saçmalıyorum. Yine de bir şeyler içinizi kemiriyor gibi. Yok, gerçekten önemli değil. Ya ben ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman. İzninizle. Tabii. Nazlı, herkes gelmeden başlamayalım istersen. Çok acıktım. Erken yatmayı düşünüyorum da. Nazlıcığım, Rana Hanım'ı duydun. Güneş, iyiyiz değil mi? Yok, sorun yok. Vallahi bak, yani bütün gün kendime o kadar çok kızdım ki. Yani senin bir suçun yok gerçekten. Çok özür dilerim gerçekten. Çok affedersiniz. Bütün günüm telekonferansta geçti. Kameralı aldatma falan mı yapıyor bu? Abla. Derdin ne kızım senin? Neyin peşindesin sen? İzmir'e dönüş biletimiz. Yemeğe başlamadan bir iki bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bu bizim hep birlikte ilk akşam yemeğimiz. Geçmişim ve geleceğim ilk defa akşam yemeğinde aynı sofradalar ve ben bundan dolayı da çok mutluyum. Herkesin bana nasıl baktığını görünce de bir an sözü uzatmamam gerektiğini anladım. Herkese afiyet olsun. Nasıl geçti günün? İyi. İnci, bugün Sevilay'la karşılaşmışsınız. Yani? Kesti. Ya sen bir sussana. Kim ki o? Ali'nin annesi. Sana bir şey söyledim mi Sevilay? Yok. Öyle.
Yani ayaküstü, ayaküstü. Ben Güneş'e sordum. Hani öyle ayaküstü karşılaştık, tanıştık. Ne dedi? Bir şey demedi. O kadar ya. Evet. Hazır annemden bahsetmişken ben müsaadenizi isteyeyim. Hem daha rahat konuşursunuz. Nereye oğlum? Annemle kalacağım. İyi geceler. Nazlı Hanım, şimdi servis yapacağım. Yok yok, sen ne yap biliyor musun? Bana bir dilim kesi ver, ben onu odamda gömerim. Tamam. Bir saniye, ben onu alabilir miyim? Ya tabii ayın bazı dönemleri daha bir tatlıya düşkünlüğü oluyor insanın. Yoksa hayvanlığımdan değil yani. Estağfurullah Nazlı Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yolculuk nereye acaba Haluk kişisi? İyi akşamlar. Kolay gelsin. Buyurun. Şey ben Haluk babamın arabasından eşyalarımı alacaktım da bu bahaneyle de size pasta getirdim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Zahmet etmişsiniz. Ne zahmete canım, lafı mı olur? Hadi iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Açık unutmuş keriz. Az önceki hanımefendi nereye gitti? Haluk Bey'in üvey kızı mı? Evet. Arabadan bir şey alacakmış. Eminim öyledir. Afiyet olsun Orhan. Sağ olun. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun? Hadi çık şuradan, gebereceksin. Ya çıkamam. Ya kapatsana kapağı. Ya hadi çıksana kızım. Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun ya? Sürekli her yerde karşıma çıkıyorsun. Üstüme böcek falan mı yerleştirdin? Ya Allah aşkına, içerideyken bagajın kapağını nasıl açmayı düşünüyordun? Meslek sırrı, söyleyemem. Laf israfı olmasın. Hayır, bıraksam 1-2 saat falan yaşardın zaten. 3,5. Oha. Tam 3,5 saat içeride kalabiliyorum. Daha önce de denedim. Hayır, ona oha değil. Sen bunu bir de daha önce denedin, öyle mi? Herhalde yani. Kendimi hiç riske atar mıyım? Vallahi. Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? Sen gitmiyor musun? Giderim. Acelem yok. Umarım bizden nefret etmiyorlardır. Herkesin düzeni bozuldu. Bir insan senden nasıl nefret edebilir ki? Eski kocam ediyordu. İlk defa bana geçmişinden bahsediyorsun. Anlatmak istiyorum çünkü sana. 18 yaşında evlendim ben. Evlendiğimde ikizlere hamileydim. Peri 2 yaşındayken de terk etti gitti zaten. Gitmeden önce de her türlü rezaleti yaşadık. Üzüldüm. Gitti.
gittiği günü hatırlıyorum. Kapıdan çıkarkenki son bakışını hatırlıyorum. Sanki hayatını biz çalmışız gibi baktı. Öylece çekti gitti. Sonra da bir daha dönmedi zaten. Görüşmediniz mi bir daha sonra? Hayır. Bir daha hiç haber almadım. Yani kızlar için kötü olmuştu. Çok kötü bir adamdı Haluk. Bence böyle olması kızlar için daha iyi oldu. Bugün neyi fark ettim biliyor musun? Birbirimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Tamam. Sor. Ne öğrenmek istiyorsun sor. Mesela Sevilay'la nasıl ayrıldınız? Kötü. O kadar mı? Yani kötü o kadar. Ya zaten iyi geçinemiyorduk. Ali yüzünden bir aradaydık. Ya bizim hikayemizin öyle ilgi çekici bir tarafı yok. Öyle normal boşandık bitti gitti. Anladım. Sevilay senin kafanı bulandırmış. Kesin. Ya aslında onunla bir ilgisi yok. Ya ben seni bazen göremiyorum Haluk. Sanki bir zırhla kaplısın. Fazla mükemmelsin. Ama biliyorum içinde daha fazlası var. Var. İçimde bir canavar var. Ve 3 gün sonraki nikahı bekliyor. Ondan sonra çıkacak ortaya. Ve seni yiyecek. Sağ ol dinlediğin için. Nasıl yani? İşin bitti gidiyorsun yani. Ve işim var gidiyorum demedin mi? Tamam. Peki. O zaman sabaha çok geç uyanma da beni bekletme. İyi akşamlar. Ay tövbe tövbe. Kız Selin, nereye gidiyorsun sen gecenin bir saatinde böyle giyinmişsin kıyafetler falan? Vay, hayırlı işler gençler. Ya kızım, ne diyorsun sen? Var ya, yandan yemiş peri masalı gibi olmuşsunuz. Bohem prensle. Ay prenses. Ya senin yanında sarımsak yok mu? Tut şunun yüzüne de uzaklaşsın. Ya siz hangi kabilenin dilini konuşuyorsunuz ha? Anlamıyorum da sizi. Kız, sen hani hiç sevgili yapmayacaktın? Oha Selin ya, oha oha. Ne sevgilisi ya? Hiçbir şeyim değil bu benim. Bu mu? Yani özür dilerim. Yani lafın gelişi öyle dedim. O zaman ben olayı tamamen yanlış anladım. Siz gece gece Yasin okumak için buluştunuz. Allah kabul etsin o zaman. Selin, sen nereye gidiyorsun gecenin bu saatinde, bu kılık kıyafetle ha? Kızım, benim gizli saklım yok. Emre ile buluşacağım. Sen Emre ile buluşacaksın. Ben anneme hiçbir şey söylemeyeceğim. Annem de senin bacaklarını çırt diye kırmayacak, öyle mi? Kalıyorsan ben gidiyorum. Ya sen de bir dur. Yani lütfen bir durur musun? Hakkında uzaklaştırma kararı çıkan Emre değil canım. Savaş. Ve bunu Rana duyarsa, anneme de söylerse, o zaman ne olur sen bir düşün. Eğer sen bunu birine söylersen, sen onu bir düşün. Sen söylemezsen, ben de söylemem. Min min yani. Konuyu hallettiğimizi sanıyordum. Ya git işine sen de. Ne halin varsa gör.
diyorsun Haluk Efendi? Sen dur. Ben şimdi sana suçüstülerin en büyüğünü yapmazsam. Ya ödümü patlattın. Ne yapıyorsun sen burada? Ya sen küçükken kafanın üstüne düşmüş olabilir misin? He, frontal loba bir darbe almış olabilir misin? Ne dediğini anlamamı mı bekliyorsun? Niye geldin ki sen? Boğulmadığından emin olmak için geldim. İyi, oldun bak, boğulmadım. Şimdi gidiyorum, iyi akşamlar. Bak, kafa neyse ne yapıyorsun. Eyvallah, tamam yap. Dayım seni karşısında görünce ne yapmayı düşünüyorsun ha? Ne açıklama yapacaksın? Ben ona niye açıklama yapacağım ya? Annemi elin kızlarıyla aldatan kendisi. O bana açıklama yapacak. Hala kız diyor ya. Bak, yok kız falan yok ortada. Anladın mı? Ya şimdi yoksa bile muhtemelen gelecek. Az önce telefonda Brad Pitt görmüş senin gibi gülüyordu. Ya kimse gelmezse? Ya, 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 ya! Ya, aklımı niye karıştırıyorsun? Kaçırdım işte adamı. Haklısın ya. Bırakacaktım, rezil olmanı izleyecektim değil mi? Salağım seni kurtardım. Bravo. Ne yapayım peki ben şimdi burada? Bir fikrim var mı? Bagaj. Tekrar gir istersen. Motor şurada. Gelecek misin? Sanki başka seçeneğim var da. Hemen şurası yürüyerek gidebilirsin. Sen ne yapacaksın peki? İşim var. Ne işiymiş bu saatte? Ben senin abuk subuk hareketlerini sorguluyor muyum? İyi ya, merak ettik. Atarlanma hemen. Etme. Boş ver. İyi, ben gidiyorum. Sen karanlıktan mı korkuyorsun? Yok canım, daha neler, ne korkması? Ya ev hemen şurası zaten, bir şey olursa bağır gelirim. Tamam. Sağ ol. Bir daha işin düşmesin. Ne yapıyor ki bu burada ya? Meraktan uyuyamam şimdi.